Yeni dünyanın cesur insanı diye bir tanımlama kullanıyoruz ve değişen dünyanın içerisinde adapte olmaya çalışan insana ait yeni aletler, silahlar, düşünme yöntemleri, fikirler, bilgiler organize etmeye çalışıyoruz ya açık beyin içerisinde. O büyük sistemlerin karşısında yalnız kalan bireyin aslında ne kadar yüksek manipülasyon yaşadığını, bu manipülasyondan nasıl sıyrılacağını, hangi yöntemlerle düşünürse avantaj olacağı, olmayacağı hikayesini sıklıkla konuşuyoruz. Bu konunun çok önemli öbeklerinden bir tanesi şu alışkanlık bağımlılık ikilisinin doğru bir şekilde bir değerlendirip birbirinden ayrıştırılıyor olma hali. Çünkü sıklıkla işte alışkanlık edinmek iyi bir şeydir, ritim sağlar ama alışkanlık aynı zamanda kötü bir şeydir. Alışkanlık edindiğimiz şeyler hayatın biçimini belirler. Hani senin ritmik yaptığın davranışlara bak, senin kim olduğunu söyleyelim ortalaması çıkar. Bu arada ben Mustafa Acungil ile beraber şu Çevik Yaşam hikayesini yapıyorum. Yani hiç durum bombok söyleyeyim sana. Yani sorma benim de durumum. Yani hani... Mustafa galiba bir şey yapacak, havlu atacak benim durumumla ilgili. Ya yani hani ikinci toplantıda biz ikimiz de bir abalaklaştık hani konuyla. Şimdi falan diye bir boşluk oluştu bir şeydi ki. Ama yani ben bu arada çok kendi programım açısından faydasını gördüm. Yani standart yöntemler, ben atipik olduğum için bazı şeyler çalışmıyor. Fakat ortak keşfettiğimiz şeyle yani gerçekten o alışkanlıkları değiştirme, akışına yaşama, daha doğrusu akıntıda yaşamanın zararlarını ve onu nasıl değiştirebileceğimizi aslında herkesle çalışmak lazım. Yani ben üretken zannediyorum kendim ama değilim aslına bakarsan. Çok daha olunabilirmiş, onu görüyorsun. Şimdi o yönde ufak modifikasyonlar. Evet, işte o zaten yani Mustafa'nın yaptırdığı yöntemle ilk çözdüğüm şeylerden bir tanesi o yani zannettiğimiz şeyle aslında olan şey arasındaki farkı çok görüyorsun var, evet. Ve birdenbire bu seni irite ediyor. Ve bilinç düzeyine geliyor yani. Evet ve yani olan ne diye baktığımızda da karşımıza çıkan fotoğraf alışkanlıklarımızın fotoğrafı çıkıyor. Evet. Yani mesela ben bayağı oburluk, yani bilgi oburluğu yapıyormuşum bir şeyle alakalı. Bana sorsan yapmıyormuşum gibi geliyordu bana daha evvelden. Halbuki zamanlamada ne yaptığınla, vakit geçirdiğinle not almaya başlayınca gördüğün şey bu oluyor. Ve bunu bir alışkanlık gibi yapıyormuşum. Bayağı bir uzun zamanlar harcadığım bir böyle edinim, saçma edinim bir şeydi doğacılık. Bilinç dışı. Bilinç dışı edinim falan gibi bir durum. Bu aynı zamanda işte 40'ı yaşında insanlar olarak da bağımlılıkla da çok bileşkeli. Ya buradaki davranışların bir sürüsü illa bağımlı deyince aklımıza hep eski Türk filmleri ve uyuşturucu bağımlılığı gibi bir şey geliyor. Ama aslında kopamadığımız, bizim yani koptuğumuzda fizyolojimizi, zihnimizi bozacak derecede, yoksunluk hissi hissettirecek derecede hayatımızı değiştiren de bazı davranış bütünleri var. Ve buna aymazsak bu aymazlık bizi işte içten içe tüketen, zayıflatan, zihinsel becerilerimizi düşüren, psikolojik halimizi, bağışıklığımızı düşüren bir şeye doğru da gidiyor hikaye. Bunu azıcık birbirinden biraz ayırt edelim. Yani iyi alışkanlık, kötü alışkanlık ve bağımlılık üçlüsünde kim kimdir, ne nedir, onlar birbirlerinin gölgesine saklanıyor. Ne yapalım? Benim ana dertlerimden de bir tanesi yani. Alışkanlıkları hayatına hükmeden birçok insan gibi ben de. İşte bu... Ankara'da 2-3 sene kadar özellikle bağımlılık sorununun çok yüksek olduğu Sincan başta olmak üzere birçok yerde ben böyle bir seri bağımlılık seminerleri vermiştim. Onları verirken tabii derin düzeyde bu mesele, yani bağımlılık nedir, alışkanlıklar nasıl ayrılır falan çok çalışma. Bir de gözlemleme imkanım oldu. O dönemde böyle Amatem'deki sorumlu ekim arkadaşlarla falan da çalıştık. Hatta tam Türkiye çapında bir proje yapmıştık ki TÜBİTAK'a pahalı geldi o zaman. Hemen orada şey yapayım. Güzel de proje olacaktı ama olmadı. O süreç içerisinde yani ben aslında kendimle ilgili çok şey öğrendim. Şimdi birincisi insan kelimesi köken olarak akraba olduğu ünsiyet kelimesiyle bitişiktir. Ünsiyet alışkanlık demektir zaten. İnsan hızlı bir şeylere alışır. Bu insanın adaptif bir canlı olması dediğimiz şeyin karşılığıdır biyolojide. Biz aşırı adaptif bir canlıyız. Yani her türlü duruma adapte olabiliyoruz. Oranın içerisinde bir yaşam yolu ve rutini yaratabiliyoruz. Zaten bizi kuvvetli yapan da yani ekvatordan kutuplara kadar her tarafa yayılabilmemizi sağlayan da, uzaya gidebilmemizi sağlayan da bu. Yeni rutinleri çok rahat oluşturuyor ve ona uyuyoruz ama insanın esas bu kuvvetli tarafının en kuvvetli tarafı var olan rutinlerini kırabilmesi. Burayı çok kullanmıyoruz. Yani rutinlere çok kolay adapte olabiliyoruz ama o rutinleri kırıp da yeni bir şeye geçmekte zorlanıyoruz. Çünkü aynen dediğin gibi alışkanlık aslında adaptasyon mekanizmasının bir parçası. Hızla bağımlılığa dönüşebiliyor. Özellikle de haz veriyorsa. Mesela ben işte Dr. Elif Mutlu'nun bir programda söylediği bir tanımı çok seviyorum, hep kullanırım.
herhangi bir şey acınızı, sıkıntınızı, ağrınızı hızlı bir şekilde geçiriyorsa bağımlılık yapar. Sistem bu. Şimdi biz bazı rutinleri niye uyguluyoruz? İşlerimiz kolaylaşsın diye. Bazı rutinleri niye uyguluyoruz? Kafamız dağılsın, acımız geçsin, sıkıntımız geçsin diye. Ya da can sıkıntısına iyi gelir. Can sıkıntısına iyi gelir diye. Bunu bu şekilde kullandığımız şeyler bizde bağımlılık yaratma potansiyeli yüksek. Diğerleri ise alışkanlıklar. Alışkanlıkların da işte bu arada alışkanlıkla bağımlılığı ayırmak, bağımlılık klinik bir terim olduğu için aslında oldukça belirgin kriterler var. Mesela bağımlı diye biz kime diyoruz? İşte bir madde ya da davranışa aşırı ilgi gösterecek, ona çok zaman ayıracak. Bağımlı olduğu davranış ya da madde hayatındaki bazı işlevleri yapmasına engel olacak. Yani orada bir sekte durumu olacak. İşte yoksunluk sendromu dediğimiz ona ulaşamadığı zaman sinirlilik ya da işte fiziksel semptomlar gibi şeyler gösterecek. Onun kendisine verdiği zararları örtbas etme eğiliminde olacak. Yani bunu kabullenmeyecek ya da gizleme eğiliminde olacak. Mesela gizli gizli o konuyla ilgili kaynak ayırmaya çalışacak. Yani hayatın diğer kısımlarından o kısma kaynak ayırmaya çalışacak. Bunun gibi bir 7-8 madde var. Bu maddelerden en az 3'ü aynı anda bir kişide oluyorsa buna bağımlı diyoruz. Ama sadece bir şeyi yapmayı çok sevip devam eden kişiye sadece bağımlı diyemeyiz. Yani bir çocuk oturup da günde 10 saat oyun oynuyorsa buna bağımlı dememiz şuna bağlı. Eğer elektrik kesildiğinde çocuk evi yakıp yıkıyorsa, ortamı dağıtıyorsa böyle ya da başka hiçbir şeyle aynı tatmini bulamıyorsa o zaman bağımlı diyebilirsin. Ama bizim mesela bağımlılık zannettiğimiz şeyin çoğu bağımlılık değil. Kimyasal maddeler çok kolay bağımlılık yapıyor. Çünkü beyindeki işte o haz mekanizmasını direkt uyardığı için haz mekanizması da biraz overdrive olmaya duyarlı, yani gereğinden fazla uyarırsan bir daha normal şeyler onu kesmiyor, diyor baba gene aynısından ver bana. Dolayısıyla hep onu istediği için o bağımlılık daha kolay. Ama davranışsal bağımlılıklar zaman içerisinde oluşuyor ve bozulması daha zor. Mesela kimyasal tabanlı bağımlılık gene daha kolaydır nispeten. Mesela bir alışveriş bağımlılığı. Bu arada beyin ne kadar tuhaf değil mi ya? Evet. Bu aradaki söylediğin şeyle alakalı. Yani hep daha fazlasını isteme ve bunu normal kabul etmeyle alakalı bir davranışı var. Bağımlılıkta diyorsun. Bağımlılık yani normal seçkisi bununla alakalı ya. Tabii işte yoklukların çocuğu ne yapsın, hep daha fazlasını istiyor. Ama bağımlılıkta şöyle bir şey var, o haz sistemiyle ilgili. Çok farklı yerlerde anlattım ama sık dinleyenlere tekrar olabilir ama faydalı. Haz sisteminin esas amacı şu dünyadaki karşılaştığımız koşullar arasında faydalı ve zararlı olanı birbirinden ayırabilmek. Yani şu benim için iyi, fıst dopamin, bunu daha çok yapalım. Bu benim için kötü, şşt dopamin düşüyor, daha azalıyor, uzak duralım bundan. Mesela okula gitmeyi niye çoğumuz bir daha Allah muhafaza diyecek mi? Çünkü dopamin düşüyordu orada. Ama daha sonra akademisyen olanlara bak, okulda çok dopamin sağlamış, ben onu devam ettireyim istiyor falan. Bütün hayvanlar böyledir. Hoşuna gittiği yerde daha fazla durmak ister, hoşuna gittiği şeyi daha fazla yapmak ister. Hoşuna gitmeyen yerden de uzak durmaya çalışır. Aslında yaşamsal bir şey. İnsanda bu iki şeye sebep oluyor. Biri bağımlılık. Aşırı uyaranı keşfettiğinde ya da bu sistemi suistimal edebilecek teknoloji, sanayi, üretim gibi şeylere sahip olduğunda. İşte tabiatta acık mayalanmayla oluşan bir sıvıyı alıp litrelerce damıtıp havalı şişelere koyup içmeyi akıl edebiliyorsan bunun bağımlılığını da geliştiriyorsun. Dolayısıyla kendi ödül sistemini aşırı uyarabilme yeteneğine sahip tek canlı olarak bağımlılık potansiyeline sahip de tek canlı. Tabiatta hiçbir canlı alkol, işte bir otu sarayım da içeyim falan gibi bir kafaya giremediği için olmuyor. Bu birinci tarafı. İkinci tarafı da o hayatta bu bizim için iyi, buradan devam edelim diyen devre hep aynı koltuğa oturmamızı, bir salona gidince ya da okula gidince aynı sıraya oturmamızı, hep aynı kişilerle takılmamızı, aynı yerlerde gezmemizi, aynı işi yapmamızı, alternatifleri düşünemememizi de sağlıyor. Yani kafayı rahatlatıyor. Burada tıkır tıkır gidelim. Güvende hissettiriyor. Güvende hissettiriyor. Burada mesela hep insanlar buna itiraz ediyor ama gerçekten öyle. Yani aynı yere oturmanızın sebebi bir sınıfta ya da eğitim salonunda tek bir nedeni var. Daha önce oraya oturduğunuz için ölmediniz, orası işaretlendi. Ölmediğimiz için oraya oturmaya devam ediyor. Öbür taraftan olacağı belli değil abi. Yani her an şey olabilir. Beyinde bunu daha evvel duymuştum, tabii, o zaman da komikti, hala komikti. Beyinde belirsizliği sevmiyor. Dolayısıyla diyor ki devam et. Ama bunu bütün hayat boyu düşün. Şimdi insanlar sadece oturmuyorlar bir yerde. Her şeyi bir karar mekanizmasıyla yapıyorlar. Karar mekanizmasının altında böyle basit hedonik bir devre var. Fakat buraya kadar dinleyen insanlar bunu yanlış anlamış olacaklar. Çünkü bu bütün hayvanlarla paylaştığımız sistem. İnsan ne yapıyor? Acaba öbür koltukta ne var? Orada yoksa ne olur diye düşünebiliyor. Çoğu bunu düşünüyor.
çok az bir kısmı gitsem mi acaba diye olayı kendileştiriyor. Pek pek az bir kısmı gidiyor. Bu giden insanlar da cesaret sahibi olanlar işte. Cesaret nedir? O devreyi kırabilme gücü. Yine dünyanın cesur insanı. Hemen ürün yerleştirme. Her yemekte bir sonraki öğün ne yiyeceğini düşünüyorsan kendine gel. Mutluluğu arıyor ama ne olduğunu bile tarif edemiyorsan kendine gel. Sabahları ilk endişen bugün ne giysem oluyorsa kendine gel. Yeni dünyanın cesur insanı olmak için kendine gel. Türkiye'nin ilk bilimsel teori lansmanına gel. Şimdi o hareketi yapabildiğin zaman da yani o konfor devresinden çıkabildiğin zaman da genellikle hayatın iyi yönde değişiyor. Ama bunu sen kendin isteyerek yapıyorsan. Öbür türlü hayat çok mu kötü? Hayır. Alışkanlık devresi zaten zihinsel mesaiyi şey yapalım, azaltalım. Bilincimiz gerçek bir sorun için yeterli enerji rezerviyle hazır beklesin diye yapılan bir şey. Ama sen sürekli hayatını hiçbir şekilde kendi gündemin, kendi amaçların, kendi hayallerin doğrultusunda olmayan rutinlerle doldurmuşsan, höldür küldür yaşayıp gidiyorsan boş kalan bilincin de yapacağı bir iş kalmıyor. Çünkü ne hayal kuruyor, ne plan yapıyor, ne bir şey yapıyor. Başa bela oluyor işte o zaman. Yani sen rutinli, birçok rutinin oluyor hayatında ama atıyorum bir kişi senin davranışıyla rutinini değiştirdiğinde, işte komşu çöpleri erken çıkardı. Niyeyse aklıma hep bu geliyor. Bizim komşular da çöp erken çıkarmaz ama şeyde ha, Louis C.K.'in stand-up'ında vardı. O sürekli ona kafayı takan bir komşusu varmış şu an. Mesela bir dışsal bir faktör senin bütün hesabını bozabiliyor, sinirini attırabiliyor. Anlatabiliyor muyum? O çünkü senin artık alışkanlıklarında bağımlılığın olmuş. Bizim gençlere genellikle söylediğimiz şey ne diyoruz? Hani sevdiğiniz mesleği yapmaya çalışın. Hani bırakın standart size verilen seçenekler de azıcık böyle şey yapın. Çünkü insan sevdiği bir raya hayatını oturtturunca oradaki rutinin faydası var. Sen orada gelişiyorsun zaten. Orası senin gelişim alanın. O sırada da zihninle o yolda daha neler yapabilir mi planlıyorsun. Ama öbür türlü mesai bitse de eve gitsek lan falan. Bu pek insana uygun bir yaşamak değil. Bağımlılık her şeyde çok büyük risk bugün. Yani belki 50 sene önce bu konuyu konuşsaydık, bağımlılık bu kadar büyük bir risk olmayacaktı. Alkol, uyuşturucu falan konuşacaktık. Ama bugün nefes al bağımlısın abi. Her şey, etrafını çeviren dijital teknoloji ve imkanlar sayesinde her şey bağımlılık yapabilir bugün. Ya bugün derken ne demek istediğini de doğru belirlemek için söyleyeyim. Teknolojide 3-5 milyar insanla aynı masada olma hali bugünden kasıt. Türkiye'nin %52'sinin metropolde yaşadığı bir yapı. Aynen. Hani bir şey konuşuyoruz. Bak kentleşme değil. Kentleşme %90'ın üzerinde metropolde yaşadığı yani milyonlarca insanın aynı yerde yaşadığı formüllerde. Hani bugün derken dediğinin şeyin altını çizelim. Bu konu pozisyonda gerçekten dolmuş kullanımından işte yol tercihinden bilmem nesine kadar birçok şey bir tür bağımlılıkla sınır taşıyor. Doğru söylüyorsun. Tabii. Artı mesela işte diyorlar ki ya çocuklar çok zeki, telefonları nasıl çözüyorlar hemen falan. Çocuklar zeki değil, telefon artık böyle geri zekalı için yapılıyor iyice. Yani en düşük zekalı insan bile kullanabilsin ki oradaki içerik herkese ulaşsın. Tabii böyle hayırlı amaçlar değil, satabilelim yani. Mal ulaşsın oraya diye, hizmet ulaşsın. Şimdi bu her an bir bildirim geldiğinde seni oraya döndürür işte. Bu arada şu satabilelim de altını bir çizmek istiyorum bir konuda. Ben de bunu yeni fark ediyorum. Tüyleri diken diken ediyor. Sadece içerikle alakalı değil konu. Lütfen mesela bir şey düşünürken internete harcadığımız parayı ve bu paranın ne kadarının yurt dışına çıktığını küçük bir Google'lasınlar ne çıkıyor karşılarında. Yani satalımdaki kasıt sadece o videoyu satmak olmadığını, tabii, başka bir mekaniğin arka tarafta işlediğini, tabii, yani hepimizin internete ödediği parayı ve bunun ne kadarının Türkiye'de kalıp kalmadığını bir kontrol ettiğimizde şimdi böyle şu anda herkesin internet kota ve paketlerini yükseltmek durumunda kaldığı, maliyetin 3-5 kat artmaya başladığı günleri de düşün. Covid hikayesinde falan en büyük aslında harcama kalemimiz olmaya doğru gidiyor. Yani o diğer online konferans yazılımlarına falan da ödediğimiz paraların hepsini kat. Yani bu iş daha ciddi bir tarafa gidecek. Herkesle bağlı olmak, internet özgürlük falan güzel ama bu bedava değil yani. Bunun maliyeti var. Bu arada bir tek kelime Google araması yapmak, aynı zamanda onu da Google'lasınlar. Biraz trajikomik oldu ama ne yapacağım? Oksimoron bizim işimiz. 7 gram kadar karbon salınımına sebep oluyor. Yani sadece telefondan yazdığın 1 dolar kaç TL, bu arada en fazla yapılan arama bu. Onu yazdığın anda enter'a basıyorsun,
gidip gelmesi, serverların elektrik maliyeti falan, bu kadar karbondioksit salıyoruz etrafa. Yani zannettiğimiz kadar bu hayat böyle bedava bedelsiz falan filan bedelsiz değil. Ona da bir parantez içinde şey yapalım ama bütün bu masraf, bütün bu tantana, bütün bu gürültü, karbon salınımları, bunlar niye oluyor? Bu devir tam bir bağımlılık devri. Bu devrin insanın bağımlılığı, alışkanlığı, hedoniyi çok iyi anlaması lazım. Mesela gençlere bunun çok erken eğitim verilebilir. Ben çocuk kampında 8 yaşında çocuklara anlattım. Sonucu ben çıkarmadım, onlar söyledi. Anladı çocuklar mevzuyu. Tuşa basan fareyi gösterdim. Biz de evde böyle değil mi dediler bilgisayar oynarken. Ay dedim, aynı böyle oluyorsun işte. Bunun eğitimini ne kadar erken verirsen, bilinçlendirmesini, bu teknolojiyi o kadar doğru yerli insan yetiştirebilirsin. Şu anda yeniler yerli ama Amerikan yerlileri gibi, yani köle vaziyetteler sisteme. Evet, evet. Gerçek yerli, yani oranın gerçek söz sahibi olabilmek için bunun ne olduğunu bilmek lazım. Bu da tabii ki her zaman olduğu gibi. Yerli derken dijitalin yerlisi bu arada. Dijitalin yerlisi, evet. İnsanın fabrika ayarlarını iyi anlamaktan geçiyor. Sabahları bir türlü kendine gelemiyorsan kendine gel. Bir film izledin ve hayatın değişmediyse kendine gel. Şu dünyayı değiştirmeye cesaretin yoksa kendine gel. Hala hayattan 10 adımda 11 adım bekliyorsan kendine gel. Türkiye'nin ilk bilimsel teori lansmanına gel. Bir YouTube kanalının altına birisi yazmış gene videonun altına. Hocam ifa Biden artık yeter falan diye. Bizim oğlan bina okur döner gene okur diye bir söz var ya. Öyle, ben de onu biliyorum, ne yapayım. Ya bu alışkan, yani bunu bugün sohbetini yapmamızın gerekçesi bu alışkanlıkla bağımlılık sınırının birbirine çok yakın olmasıyla ilgili artık. Çok, bu sadece cep telefonunu ne kadar kullandığımız ya da cep telefonundan kumar sitelerine ne kadar girdiğimizle alakalı bir durum değil. Hani zihinsel olarak insan ilişkilerini yönetme biçimimize kadar akseden, işte basit alışkanlıklarımızı, yeme içme alışkanlıklarımızın ne kadar alışkanlıktan bağımlılığa doğru hareket ettiğine kadar, yani obezitenin gelişim zemini ya da bilgiyi tüketmedeki alışkanlık biçimine kadar sıklıkla değişim yaşama, ama sıklıkla değişim yaşadığımız halde kendimizi geliştirecek bir alışkanlık modelini de geliştirmeye ihtiyaç oluyor. Yani yöntem olarak alışkanlığa ihtiyacımız var ama yöntem olarak o alışkanlığı geliştirecek alışkanlığı da cebimizde tutmaya ihtiyacımız var. Heh, çok güzel. Alışkanlığı değiştirme alışkanlığı. Hakan Güneş geçen bir şey söyledi ya bir eğitimimizde. Benim dedi bir alışkanlığım vardı dedi. Gece iş güç bittikten sonra saat 10-11 civarı bir dolabı açar bakardım ve muhakkak bir şey yerim. Sadece bunu değiştirdim dedi. Dolabı açmıyorum dedi artık. Resmen kilo verdim dedi ya, fit bir insan oldum. Mesela ben de kendimi yakalıyorum bazen dolabı açıp ne haber, iyi misiniz falan, içeride her şey yolunda mı? Tabii onun için açmıyorsun onu. Yani bir o sırada bir haz arıyor vücut. Şimdi bu Hakan söyledi, düşündüm ve kendimde benzer bir sürü şey yakalamama vesile oldu. Evet. Ve ondan sonra da bunların üstüne şöyle bir gidesimiz oluyor. Yani hayatımda şu alışkanlığım, ben bu komple değiştireyim. Böyle bir dünya yok. Her seferinde bir tanesini küçük hamlelerle minik minik değiştireceğiz. İnsan organizması böyle çalışıyor abi. Ben çok acı tecrübelerle anladım. Bu kadar bağımlılık anlatan, bilmem ne yapan bir adam olarak alışkanlık değiştirmek o kadar kolay bir şey değil. Bir kere güçlü bir duygusal motivasyonun olacak. Bak bu her şeyden önemli. O alışkanlığı değiştirmek için güçlü bir durum motivasyon lazım. Ben şu anda belki de hayatımın en az yiyecek tükettiğim dönemindeyim. Ama kilo alıyorum. Niye? Motosiklet bağımlısı oldum. 2 dakika mesafede motora biniyorum. Yani çünkü yeni fark ediyorum bunu şimdi. Motoru bırakmaya çalışıyorum. O rutini değiştirmeye çalışıyorum. Bugün acelem olduğu için mesela yine bindim. Normalde uzun süredir ilk defa bugün Kadıköy'e falan Dolmuş'ta gittim, biraz yürüdüm. Oh dedim, insanlar varmış, herkes maske falan. Yani o bağımlılığın içine düştüğün çoğu zaman fark edemeyebiliyorsun yani. Ve bu farkındalık eğer duygusal motivasyonla birleşirse değiştiremeyeceğin hiçbir şey yok. Duygusal motivasyon demesi kolay, yapması zor bir şey. Gerçek bir nedenin olması lazım. Gerçek bir isteğin olması lazım. Ara ara dönüp bu hikayeyi tekrar ettiğimizi biliyorum ama yeni dünya davranışsal olarak bambaşka bir sürü şey getiriyor hayatımıza ve getirdi. İnsanlar bu bambaşka şeyin uzaylılar mı geldi, artık arabaların tekerleği yok mu gibi bir beklentiyle oluyor. Öyle değil. Artık çokluklar dünyasındayız. Artık daha yalnızız.
Artık beslenmeyle alakalı alışkanlıklarımızda tuhaf değişimler var. Artık teknoloji ve dijitalle alakalı zihnimiz başka türlü çalışıyor. Örneğini veriyorum yani. Mesela bunu fark edince insanın tüyleri diken diken oluyor. Yani deprem olduğunda yan komşuya doğru hamle yapmıyorsun. Cep telefonuna hamle yapıyorsun. Hani zihnimiz artık insanlarla ilişkimizi nasıl kuruyor da büyük değişimler var. Ve bu değişimlerin içerisinde çok kült şeylerden bir tanesi bu. Alışkanlığın iyi ve kötü halini dengede tutma. Buraya gerçekten kas geliştirmek gerekiyor. Yani bu uygulamalar gerektiren, işte egzersiz yapmayı bilmek gereken, yani şey gibi. Eskiden araba kullanmayı öğrenmek bir hayata atılmadan önce bilmen gereken bir şeydi. Ben öğrenmedim ama bir şeydi. Ya da işte bilgisayar kullanmayı öğrenmek hani öyleydi ya, bilgisayar işte. Şimdi artık bir anlamı kalmadı ama 20 sene öncesinin ana konularından bir tanesiydi. Babamın da 5 büyük amacından biri daktilo öğrenmek. Yani daha evvelinin hikayesi de oydu. Şimdinin hikayesi bu gibi görünüyor. Bunu aymayan geride kalıyor. Bunu aymayan cehaletin içinde kalıyor. Bunu aymayan çok zor bir hayatı geçiriyor yaşarken. Bunu ayan, bunu öğrenen, bunu egzersiz geliştiren, burada disiplinler kurabilen adam bir sonrasında atlamada daha başarılı hale geliyor. Yani... Şimdi YouTube'dan 25 videoyla, gerçekten 25, belki de 15 videoyla meslek edinilebilir durumda. Kesinlikle. Sadece geri kalanı bunlar kaldı. Öz disiplin geliştirebiliyor musun? Psikolojik bağışıklığını yüksek tutabiliyor musun? Bir işte eleştirel düşünebiliyor musun? Eleştirel düşünebiliyor musun? Kendini güncelleyebiliyor musun? Sürekli eğitime açık mısın zihinsel olarak falan gibi şeyler kaldı. Yoksa geri kalanı oturalım 25 tane videoyu izleyelim. Birçok... Mesela tıbbi teknik alet kullanımını 20 video. 20 videoya gerek yok. 5 videoyla öğreniyorsun. 5 video ve artı 1 ay. 7 işte... videoda beyin cerrahı. Evde direkt mutfakta yapabilirsin. Evet, yani geri kalanı staja bağlı olan bir hikaye ve mesleklerin neredeyse %60'ı buna geldi. Hani o kadar çok şeyle ilgili konumuz bu durumda ki, yani neyi merak edersen, yani muslukçu bilmem ne, geçen muslukta bir şey değiştirmem gerekti. Aynı hikaye. Açtım 2 video, herkes anlatmış. Çok da lezzetli. Renk renk anlatmış. Tam burada soru şu. Niye İnternetten meslek öğrenen insanlara artık 3 kişide bir rastlamıyoruz? Bunun cevabı alışkanlık işte. Öyle öğrenmeye alışmamışız. Evet. Yeni alışkanlıklar oluşturmanın zamanı. Hala bak, uzaktan eğitim şu anda ne kadar oluyor bilmiyorum. Yani ben de yapıyorum dersleri uzaktan ama çoğu zaman sınıfta yaptığımız şeyi gene orada tekrar etmeye çalışıyoruz. Çünkü oradaki alışkanlığımızın yerine yeni bir şey koyamadık. Oranın yeni bir rutini yok. Oranın yeni bir kültürü oluşmadı daha. Dolayısıyla bocalamamız tamamen bundan. Ve maalesef işte insanın bundan sonrası da hiç böyle uzun süre belli bir teknolojiyi ya da yaşam yöntemini stabil kullanmamıza izin vermeyeceği için, dışsal olarak sürekli değiştiğimiz için alışkanlıkları değiştirebilme becerisini geliştirmek lazım. Yani herkes, başta ben olmak üzere, kendi alışkanlıklarına bir baksın. Uygularken, yaparken, yaşarken sizi geliştiren alışkanlığınız var mı? Varsa tutun. Yani mesela... Atıyorum her sabah yatağınızı toplamak. Güzel bir alışkanlık bu. Hani derli toplu tutuyor. Ya da kitap okumadığında gün içerisinde kendini rahatsız hissetmek. Gibi mesela, evet. Yani. Bu güzel bir alışkanlık. Evet. Ama diğer alışkanlıkları da bulun. Yani la bu, yani olmasa daha iyi dediklerinizin bir tanesini seçin. Önümüzdeki işte 40 günü ona adayın. 40 gün o yaparsan olur işte. Eskiden mesela demişler. Tek bir saat kurarak sabahları kalkmak. Evet, 4 tane. Sen de yine iyiymiş 4 tane. Ben de 8 tane. Yok, bende bir tane var. İkincisi bazen açıyorum. O da çok geç yatıp da kendinden şüphelendiğim zamanlar. Ama genellikle çaresi olmuyor. Sabah uyanamıyorum tabii böyle olunca. Alarmlar falan, ben bir de şarkı atıyorum alarmlara. Ne güzel, dinlerken uyuyakalıyorum tekrar. Neydi? David Maxim Mimik'ten 467 Days. 467 Days daha doğrusu. O şarkıyı dinliyorum. Tavsiye ederim. Sabah alarmı olarak çok güzel arkadaşlar. Bilmiyorum, onu bir deneyim. O zaman sen David Maxim Mimik koyarsın bir tane oraya. Bu arada sayıdan emin değilim. Aklıma hep 657 geliyor, memur yasası. Ama o değil. Onu biliyorum yani. Bilmiyorum, hiç bir şey. Çok iyidir. Maxim Mimik'i tavsiye ederim efendim. Bir de parça tavsiyesiyle de bitirmiş olacağız. Tamamladık.